Ramazan'ın ilk haftasındayız ve Hasreti Saadet'te ilk oruç tutulmaya başlandı. Farz olarak ilk oruç e, hicretin ikinci yılında e, farz olmuştur. Ramazan'ın öncesinde ve ilk defa Ramazan orucu ikinci yılda tutulmaya başlandı farz olarak. Şimdi e, olaylara baktığımızda özet mahiyetinde Peygamber Efendimizin ve sahabinin beni haşim ve beni Muttalib'in özellikle Şebi Ebi Talip günlerinin devam ettiğini görüyoruz. 7. yıl, 8. yıl ve 9. yıl itibariyle. Peygamber Efendimiz'in hicret sonrasında Mescid-i Nebevi'nin inşası devam ediyor. 1. yıl. Sonrasında ee, Ramazan orucu farz olmuştu ilk defa oruç tutuluyor az önce ifade ettik. Ee, beşinci yılda müressi gazvesinden dönüş var ee, ve ifk hadisesinin yansımaları var Medine'de. Bunun ilgili de daha önce biraz bilgi vermeye çalışmıştık. Sonrasında e, Tebük e, dönüşü var, e, Ceyşül Usre'nin dönüşü var e, ve dokuzuncu yıl Tayyip heyetinin gelişi var. On birinci yılda Fatıma Validemizin yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhun ufkuna yürümesinin akabinden 6 ay geçtikten sonra Ramazan'ın üçüncü günü Fatıma Validemizin e, vefatı söz konusu. Bugün biraz biz bunu ifade edeceğiz. Belki burada hatırlatmak gereken gerek, e, bir konu daha var. Belki Mekkelilerin bir kervanı vardı. Daha önceden 3 ay önce Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun e, önünü kesmek için e, yola çıkmıştı ama e, Ebu Süfyan'ın manevralarıyla Ebu Süfyan o kervanı Şam'a götürmüştü. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Talha ile Said İbni Zeyd'i bu kervanın dönüşü için istihbarat maksatlı Medine'nin dışına belli bir istikamette gönderdi ki muhtemelen biz ikinci hafta bununla ilgili bir detayı inşallah sizlerle konuşmuş olacağız. Fatıma validemizin aslında şahsında dolayısıyla onun etrafında Hazreti Ali. ...sonrasında Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin... ...ve Ehli Beyt genel anlamda... E, ...çok konuşulan şeyler söz konusu... ...ve bu konuşulanların arasında da... E, ...dünden bu tarafa... ...işin doğrusu... E, ...Hazreti Ali'nin... E, ...hilafet beklentisinin olduğu... ...Hazreti Fatıma'nın... E, ...hakkı olan mirasın... ...kendisine verilmediği şeklinde... ...bundan dolayı da bu ailenin... E, ...başta Hazreti Ebu Bekir olmak üzere... üzere ...Radiallah'ın diğer halifelere kırgınlığı, bundan dolayı da hatta Hazreti Ali'nin biat etmediği veyahut da biatını geciktirdiği hatta bazıları itibariyle Fatıma Validemiz'den sonra biat ettiği şeklinde e, bazı bilgiler var. Biz hem bunları tahsiye anlamında işin doğrusunu, realiteyi siyakıyla sıbakiyle beraber böyle ortaya koyup e, gerçek hüviyetini insanların anlamasına biraz daha vesile olsun düşüncesiyle son gününü Fatıma Validemiz'in işin mer mercek altına alacağız inşallah. Öncelikle itibariyle şunu söylemekte fayda var. Hazreti Ali Fatma Fatıma validemizin vefatından sonra Hazreti Ebu Bekir'e radıyallahu anh beyat etmiş değildir. Hazreti Ali işin başında Hazreti Ebu Bekir e radıyallahu anh beyat etmiş bir insandır. Fakat onun aleyhinde o günde bu türlü meseleler konuşulduğu için Hazreti Ali'yi biraz öne sürerek birileri kendi hedeflerini gerçekleştirmeye matuf böyle hamleler yaptığı için Hazreti Ali bunların önünü alabilme adına fiilen Fatıma validemizin vefatından sonrasına denk gelmiş Hazreti Ebu Bekir'e göstere göstere bir daha beyat ediyor. Burada görmemiz gereken şöyle bir realete var e, Selase dediğimiz Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer ve Hazreti Osman Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayattayken Peygamber Efendimizin en yakınındaki insanlardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o gün itibariyle telefon yok, mesaj yok, sosyal medya yok. Yani meselelerini yanındaki insanlarla diğer insanlara ulaştırırdı ve hem onlarla istişare anlamından da en güvendiği en yakınındaki insanlar ve aynı zamanda gelecekte bu işe istikbale taşıyacak olan insanlar bunları bir şekilde geleceğe hazırlama gibi de bir e, duruş söz konusuydu. Bunları yanında tutardı. Orduyu sağa sola gönderirken belki birçok insanı tavzif ederdi ama bunlar hep, hep Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında dururlardı. Verilen ehemmiyetin bir göstergesiydi aynı zamanda bu. Dolayısıyla Hazreti Ali için diğer üç halife aynı şeyi yapıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendilerine e, takdir ettiği rolü Hazreti Ali onlar takdir etmişler. Dolayısıyla yanlarında tutuyorlar. İstişare eee ettikleri en önemli insan olarak yani tabiri caizse günümüzdeki ifadeyle sağ kol olarak sürekli onunla beraber hareket ediyorlar ki işin merkezindeki bir insandır. Burada şöyle de bir hadise söz konusu. Mesela Ebu Süfyan gibi bir insan Hazreti Ali'ye gelmiş ve şunu söylüyor. Aslında ...Hazreti Ali ile ilgili bunları söyleyen insanların mantalitesiyle çok örtüşmeyen bir hadisedir. Çünkü Beni Haşim ile Beni Ümeyye önceden baktığımızda tarihi olarak rakip kabilelerdir. Ebu Sufyan Beni Ümeyye'den bir insandır, Hazreti Ali de Beni Haşim'den bir insan. Dolayısıyla yani birilerinin mantalitesi şayet doğru olsaydı Ebu Sufyan'ın böyle bir tepki vermesi imkansızdı. Tepki şu... Ebu Sufyan Hazreti Ali'ye geliyor. Diyor ki Hazreti Ebu Bekir'i kastederek Ebu Bekir'in diyor kabilesi zayıf bir insan. Zayıf bir kabile. Yani Peygamber Efendimiz gibi güçlü bir temsilden sonra zayıf bir kabileyle bu işin temsili zaaf oluşturur. Aslında bunu Ayşe Validemiz de söyleyecek. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o o 14 günlük hastalığı içerisinde Ebu Bekir Emredin namaz kıldırsın dediği hadiselerde yani hani sürekli bir bayılması kendine geldiği zaman bunu ifade etmesi söz konusu ya. Orada Ayşe Validemiz her defasında Ebu Bekir zayıf böyle ince yufka yürekli bir insandır. Senin makamında namaz kıldırmaya o dayanamaz anlamında bir şeyler söylüyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hatta üçüncü defa bunu duyduğunda biraz da siz hani Hazreti Yusuf'un etrafındaki kadınlar gibi neden denilen yapmıyorsunuz anlamında bir ifadesi söz konusu olacak. Ayşe Validemiz daha sonra o günkü bu tavrının gerekçesini söylüyor. Diyor ki yani babasının Efendimiz'den sonra halife olacağını hissetmiş ve babasını kurtarmak için söylemiş. Diyor ki Efendimiz gibi güçlü bir temsilden sonra o makamda kim ol ol olursa olsun o makamın o koltuğu dolduramayacaktı ve insanların hedef haline gelecekti. Dolayısıyla babasını kurtarmak için bunu söylediğini ifade ediyor. Şimdi Ebu Sufyan da yani Hazreti Ebu Bekir'e karşı bir kötü niyeti yok. Sadece genel tabloya bakarak gerekçeler de zaten sonrasında söylediği gerekçeler de bunu teyit ediyor. Halbuki diyor sen Peygamber Efendimiz'in hem damadısın hem yeğenisin. Bir de üstelik Dünden bu tarafa, Kusey İbni bu tarafa liderlik Beni Haşim'deydi. Sen de Beni Haşim'in bir ferdisin. Sen yeter ki kabul et, halife olmayı kabul et. Ben orduyu kapının önüne yarım diyor. Şimdi Hazreti Ali radıyallahu anh, benzeri tekliflere muhatap olan Hazreti Ali aslında yapılması gereken en makul işi yapıyor. Ve Hazreti Ebu Bekir'le kenetlenmiş ortalıkta çok fazla böyle insanların istismar edebileceği zeminde dolaşmamayı tercih ediyor. Dolayısıyla bu gaybubeti e, birileri işte böyle yorumluyorlar. Halbuki bu gaybubet şudur yani. Hazreti Ali diyor ki işte halifen fiili olarak bunu söylüyor. Halife kim belli gidin işinizi halledin, beyatınızı yapın, sular durulduğu zaman da e, gün yüzüne çıkıyor. Şimdi Hazreti Ali tarafıyla ilgili böyle bir detay. Şimdi Hazreti Fatıma validemizle ilgili tarafa geldiğimizde Haz Hazreti Fatıma radıyallahu anh'a evet peygamber efendimizden sonra Hazreti Ebu Bekir'e gidiyor radıyallahu anh, diyor ki babamın Fedek'te Hayber'den kalan e, imkanları vardı bunların e, bana intikalini talep ediyorum diyor. Fakat Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın açık bir beyanını duymuş ve bunu intikal ettiriyor. Biz peygamberler miras bırakmayız demiş Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bizim bıraktığımız sadakadır ve Ebu Hureyre Hazretleri gibi sahabenin en önündeki insanlar da bunu teyit etmişler. Tamam demişler o zaman problem yok. Şimdi Ayşe e, Hazreti Fatıma validemize bizim isnat ettiğimiz kötülüğün aslında biz farkında değiliz. Ya yani bir taraftan sahabeyi biz konuşurken vakkaf indel hak diyoruz. Hak söz konusu olduğu zaman orada dururlardı. İş biterdi orada. En Fatıma validemiz neyin davasına o zaman devam ettiriyor? Yani birilerinin iddiasına göre. Realite de bu değil zaten. Bunu ifade edeceğim. E, i̇ş bitmiş orada aslında. Fatıma validemizin e, ...meseleyi öğrendikten sonra talebi söz konusu olmamış. Şimdi ben son gününü size resmedeceğim. E, Fatıma Validemizin son gününe baktığımızda... ...bu talebin aslında bugün bu iddiayı bir şekilde... ...devam ettiren insanlara ait olduğunu görüyoruz. Onun dünyasında böyle bir talep yok. Dünya diye bir derdi yok Fatıma Validemizin. Hücresinde o gün... E, ...Peygamber Efendimiz'den 6 ay sonra... ...genel yaygın kabul edilen tarihe göre... Ee, odasında iki tane kadın daha var. Bir tanesi Ebu Rafi Hazretlerinin ki Hazreti Abbas'ın Peygamber Efendimiz'e hizmet etsin diye tahsis ettiği bir insandır. Onun hanımı Selma, Hazreti Selma var radıyallahu anh'a. Bir de Hazreti Ebu Bekir'in radıyallahu anh, e, hanımı var Esma bintü Meys. Aslında Esma Tu Meys aynı zamanda Hazretlerinin abisinin, Hazreti Cafer'in hanımıydı. Ee, orada da bir detayı söyleyeceğiz. Onun için belki bu bilgiyi vermekte fayda var. Hazreti Cafer'le beraber Habeşistan'a hicret etmişti. Ee, ve e, Habeşistan e, sonrasında Hazreti Cafer'in dönüşüyle beraber aile de dönmüştü doğal olarak. Hazreti Cafer Muhte'de şehit olduktan sonra Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, evlenmişti onunla. Ee, şimdi odadaki tablo şu. Ee, 28 yaşında bir insan ee, yine kabul gören ...genel kanaate göre söyleyeyim... ...28-29 yaşlarında bir kadın... ...Hazreti Fatıma radıyallahu anh'a... ...dört e, tane çocuğu var... ...Hazreti Hasan gibi, Hazreti Hüseyin gibi... ...Hazreti Ali gibi birisiyle evli bir kadın... ...Peygamber Efendimizin... ...yani hayattaki tek kızı... ...tek çocuğu... ...aynı zamanda herkesin böyle imrenerek baktığı... ...el üstünde tuttuğu bir insan... E, yani biz bugün 50 yaşlara, 60 yaşlara, 70 yaşlara gelmiş insanlar bile ölüm aklımıza gelmiyor. 28 yaşında, 29 yaşındaki bir insan hayatının baharında ölümden bahsediyor, öleceğinden bahsediyor. Ortada da ölmeyi gerektirecek, ölümü hatırlatacak herhangi bir emare yok. Tablo şu. Anne diye hitap ediyor Hazreti Selma'ya radıyallahu anh, anha. Çünkü ebeleğini yapmış bir insan ve onun hizmetinde bulunan bir insan Hatice Validemizin emaneti olarak gördüğü bir insan anne diye hitap ediyor. Anne diyor su ısıtabilir, ısıtabilir misin? Ben diyor abdest alacağım. Gusül abdestini kastediyor. Sonra bir de böyle özenerek sakladığı bir elbisesi var. Onu getirebilir misin diye talep ediyor. Ve gusül abdestini alıyor. Elbisesini giymiş olarak çıkıyor. Sonra orada ikisine dediği şunlar. Diyor ki ben bugün gideceğim. Yani öleceğim demek. Sizden diyor birkaç isteğim var. Bir, ben öldükten sonra şahitsiniz. Kimse bana gusül abdest aldırmak için benim bedenimi açmasın. Ben zaten bunu yaptım, hazırım şu anda. Siz de şahitsiniz. Sonra benim yanıma öldükten sonra Hazreti Ebubekir'in hanımına söylüyor da Diyor ki senden ve Ali'den başka kimse girmesin. Bakın şimdi burada da aslında bir detay. Yani Hazreti Ebu Bekir ailesini Hazreti Ebu Bekir'e tavrı olan bir Fatıma validemiz Hazreti Ali gibi ikinci bir insan olarak Hazreti Ebu Bekir'in hanımını niye istisna yanına ondan ve Hazret Ali'den başka kimsenin girmemesini talep etsin. Tavrı olsa başkasını der. Kimse girmesin. Hatta burada şöyle de bir şey olacak. Yani Ayşe validemiz ki e, Hazreti Fatıma ile en yakın annelerimizden birisidir. E, uzun zaman beraber de kalmışlar. E, hatta e, hücreleri de böyle duvarları birbirine bakardı ve pencereden de uzun uzadıya konuşmaları söz konusuydu. Zaten işin şöyle de bir tarafı var onu da ifade edeyim. Ayşe validemizden bahsetmişken Ayşe validemizin hücresinde olduğu bir zaman diliminde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diğer annelerimiz de var ve Fatıma validemiz gelmiş. Onun gelişini böyle uzun uzun bakmış Peygamber Efendimiz. Hatta ayağa kalkmış, onun başından öpmüş ve aynı şeyi Fatıma validemizin de Peygamber Efendimize karşı yaptığını bize kaynaklar söyler. Ee, ayrı bir yakınlıklarının olduğunu gösteren e, tablolar bunlar. Zaten Ayşe validemiz şunu da ifade edecek. Yani oturması, konuşması, yürümesi, kalkması her şeyle babasına benzerdi. O gün de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle bir muamelenin akabinde biraz başını eğmiş ve kulağına bir şeyler fısıldamış. Ee, Fatıma Validemiz çığlığı basmış ve ağlamaya başlamış. Peygamber Efendimiz onun o kadar üzüldüğünü görünce yine çağırmış, kulağına yine bir şeyler söylemiş. Bu sefer de tebessüm etmiş. O hüzün gitmiş, yüzünde böyle güneşler açarcasına bir tablo söz konusu olmuş. Ee, meclis dağılır dağılmaz. Ayşe validemiz hemen yanına damlamış. ilmin peşinde bir insan. Ee, ne dedi ki sen ağladın? Ne dedi ki böyle tebessüm ettin? Resulullah'ın sırrı demiş. Söyleyemeyeceğini ifade etmiş. Kapı kapanmış. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın irtihalinden sonra ee, Ayşe validemiz bir daha gelmiş. Ee, yani Peygamber Efendimiz'in hayatıyla ilgili bir sır ise şayet tamam o gün itibariyle bu bunun bir gerekçesi vardı ama bugün itibariyle Resulullah artık aramızdan ayrıldı. Dolayısıyla hani onu söyleyebilirsin anlamında o kapıyı bir daha çalmış ve o zaman söylemiş Fatıma Validemiz. Bana ilk bir şeyler söylediğinde artık vaktin geldiğini ve ayrılacağını, gideceğini haber verdi. Ben bunun için üzüntüden ağladım. Sonra tekrar kulağıma eğildi ve ehlinin arasında, ailesinin arasında ilk defa kendisine mülaki olanın arkasından gidecek olanın da ben olduğumu haber verdi. Bunun için de tebessüm ettim, sevindim buyuracak. Yani Hazreti Fatıma radıyallahu anh'a gözü ukbada bir insan olarak yaşamış. Yani Peygamber Efendimizin verdiği haberin tahakkuk edeceği zamana odaklanmış bir insan ve işte o son gününde bunu yaşıyor ben öldükten sonra bir de gece gömmelerini söylüyor. Gecenin karanlığında kimsenin böyle ne hani alayış olmadan, gösteriş olmadan kalabalıkların böyle arasında değil de biraz da böyle Rabbin huzuruna kendi olarak yalnız gitmeyi tercih ediyor. Bir endişesi var. Öldükten sonra diyor insanların üzerine böyle bir bez örtülüyor. Özellikle kadınların vücut hatları belli oluyor vücuda yapıştığı için o örtü e, bu diyor beni çok rahatsız ediyor. E, keşke hani başka bir çözüm olsa anlamında bir bakışı var ki Esma bint Umes radıyallahu anh'a hani ifade ettik Habeşistan'a hicret etmişti. Orada dur diyor bir dakika ben sana bir şey göstereceğim. Dışarıya çıkıyor ve e, yaş hurma dalları talep ediyor. Sonra da onlarla beraber e, geliyor. E, hurma dallarının böyle bir ucunu toprağa diğer ucunu diğer tarafa böyle dikerek kafes şeklinde sıralı bir iki metreye yakın aşağı yukarı bir görüntü ortaya çıkıyor ve üzerine bir bez örtüyor. Diyor Habeşistan'da ölünün üzerine böyle bir kafes şeklinde malzeme örtülürdü. Üzerine örtü örtülürdü yani böyle bir malzeme konulurdu ve örtü de bunun üzerine atılırdı. Dolayısıyla vücuda temas etmediği için vücut hatları da belli olmazdı. Ne kadar güzel diyor ya bana böyle yapın. Şimdi burada parantez açarak şunu söyleyelim. Hani bizim dünyamızda genellikle biz kuru bir iddiadır. Her şeyin en güzeli bizde var. Dünyada yani dünyada da hiçbir şey yok. Bizim dışımızdaki insanlar bitik anlamında veya dünyada alacağımız hiçbir şey yok anlamında. Aslı saadette bunun güzel bir örneğidir bu. Yani elinizdeki evet çok güzel şeyler olabilir. Dünya pazarına çıkarsanız ama dünya pazarından da alacağınız şeyler söz konusu olabilir. Habeşistan'daki bir uygulama bakın o gün itibariyle ilk defa Fatıma validemizle beraber İslam'ın içerisine dahil oluyor ve sonrasında da bu gelenek haline gelecek. Esma validemiz, Esma bint Umeyis orada gördüğü bir hadisenin neticesinde böyle bir şey. Habeşistan'daki uygulamayı Medine'ye dahil ediyor. Sonra onlardan bir talebi daha var. Diyor ki biraz destek verin. Şu sedir gibi böyle bir şey var. Üzerine uzandığı Bunu biraz odanın ortasına çekelim. Ben diyor buraya uzanacağım ve gidiyorum. Hakikaten odanın ortasına çekiyorlar ve Fatma Validemiz oraya uzanıyor. Böyle sağ tarafının üzerine elini başının altına koyuyor ve ruhunu teslim ediyor. Yani şimdi eee yani e, vicdan, elimizi vicdanımıza koyarak meseleye bakmak lazım. Neyin mirasını takip etmiş Fatma Validemiz. Ve Hz. Ali radıyallahu anh e, neyin küskünlüğünü yaşamış. Aslında siyakiyle, ile beraber meseleye baktığımızda bunun sonraki e, insanların biraz böyle beklentilerini hayata geçirebilmek için e, o gün itibariyle en öndeki insanları paravan yaparak hareket ettikleri anlaşılıyor. E, ama şimdi realitesine baktığımızda bizim Fatıma validemizin e, aynı zamanda Hazreti Ali'nin ee, İslam adına zerre taviz vermeden nasıl bir hayat yaşadıkları ve ahiret endeksli bir e, duruşlarının olduğunu gösteren de bir hadise Ramazan ayının üçünde cereyan etmişti. 11. yıl ee, ve biz bununla beraber bugüne noktayı koymuş oluyoruz.